Bu soruları bu ülkede yaşayan ve terörden şikayet eden bütün vatandaşlarım adına soruyorum. 1. Musul Başkonsolosluğumuz basılıp 49 vatandaşımız esir alınırken hangi hükümet IŞİD'e terör örgütü demedi? 2. Hangi milletvekili PKK ve IŞİD terör örgütü değildir dedi? 3. IŞİD iyi ki varsın, Allah kurşununu azaltmasın diyen kişi hangi partidendir? 4. IŞİD hangi iktidar döneminde Türkiye'de palazlandı ve korundu? Türkiye'nin 70 ilinden IŞİD'e katılım olduğu doğru mudur? 5. Suriye'deki çatışmalarda yaralanıp Türkiye'ye tedavi için getirilen ve iyileştikten sonra tekrar Suriye'ye gönderilen IŞİD militanlarını hangi iktidar korudu? Kol kanat gerdi. 6. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'de IŞİD'in de dahil olduğu cihatçı gruplara tırlarla silah göndererek onlara destek veren hangi hükümettir? 7. IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu Milli Güvenlik Kurulu ne zaman karara bağlamıştır? Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir kararı var mıdır? 8. Türkiye'de hangi savcı IŞİD terör örgütü ile ilgili bir iddianame hazırladı? FETÖ için iddianame hazırlayan savcılık IŞİD için hangi gerekçeyle hazırlayamamaktadır? Burada bir parantez açayım değerli basın mensupları. İşte Ankara saldırısı için iddianame hazırlandı denebilir. Reyhanlı için hazırlandı denebilir. Niğde için hazırlandı denebilir. Ben IŞİD terör örgütünün tümü için neden şu ana kadar iddianame hazırlanamıyor? Bunu soruyorum. 9. IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezebiliyor? Kim ya da kimler bu kişiyi koruyor? 10. IŞİD terör örgütünün son bir yılda yaptığı eylemler sonucu yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Patlayan bu bombaların siyasi sorumlusu kim ya da kimlerdir? Son soru 11. Son patlayan bombayla ilgili olarak Sayın Başbakan yaptığı açıklamada güvenlik zafiyeti yok dedi. Peki güvenlik zafiyeti yoksa o zaman bir yönetim zafiyeti var demektir. Sayın Başbakan bunu kabul ediyor. IŞİD'le AKP arasında bir ideolojik akrabalık vardır. Temel nedeni budur. Teşekkürler arkadaşlar.